akşama yine bokları bekleriz buradan. Sen kabuğunu koydun mu yine ağzın dibine? Oradan geçeceğimi tarotlarda gördüğünüz zaman koyarsınız kesin. Kedilerimiz ne durumda? Bir tanecik orada şimdiden görünüyor. Temiz olan yavru. Kör olmayan. Evet. Diğerleri piyasada yok. Bay temiz yavru. Seveyim mi seni ben? Kaçma benden ama. Gel. Gel kaçma kaçma. Niye kaçıyorsun? Kabardı. Güç gösterisi. Sen ne bok işlerine uğraşıyorsun lan? Şimdi yemleri kalır mısın? Videomda yok çünkü. Pisliklerin noktaya noktaya. Nasıl başarıyorsun lan bu işi? Hı? Büyücü müsün sen lan? Hepsini buraya dün gece yayınladık diye diğerleri benim penceremin önüne bütün kediler yavrular bile. Şimdi bir tane o masum bir tane kedi besliyor. Çok masum hepsi. Buraya koşturan binlerce hayvan sahibi çok masum. Müthiş sesle havlatanlar belirli vakitlerde gece yarısı özellikle tam saatine göre asker gibi çok masum hepsi. Ben çıkar çıkmaz balkona senaryo gibi tiyatro gibi teker teker gelenler masum hayvan sevenler hepsi. Peki şimdi niye yoklar? Gösterin biraz sevimli hayvanlarınızı. Evet, masumlar aynı şekilde bu servis taşıtları da masum. Bunu yıllar tecrübeme dayanarak söylüyorum. Bunların o kafesin önünde olmadığı yayınlarım nedeniyle birkaç gün falan oluyor. Bokları da öyle. Bazen bir gün yok oluyorlar fakat başka yerdeler. Dayanamıyorlar sonra yine bastırıyorlar. Bu böcekler nereden geldiler? Bunlar sümüklü böcek yavruları. Dün ekilen sümüklü böceklerden. Buyurun bakın. Sümüklü böcek tarlası. Tarlası. Eskiden ne tarlaydı be? Binlerce böyle hepsini ağaçları yiyorlar. Ağaçların kavuklarından yaşıyordular. O yüzden bu şekli geldiler. Bir tanesi de burada zaten. Yok ettik hepsini. Tuzlamıza yeniden ekilecek. Geceleyin gelecekler yine atacaklar. Tam havadan konmuş gibi. Mucizevi. Burada sümüklü böcek parlası olacak evimizin etrafında. Evet, masumlar. Çok masumsunuz be. Bu devlet neden sizin icabınıza bakmıyor? Benim için bir muamma. İnanılmaz. O kadar yayınım var ya. Devlet beni öldürmek istiyorsa gelsin bir kurşunla vursun. Böyle işkenceyle değil. Hı? Bu psikopatınız
odun atacağına kalbime, kazadan odun kasıt yok, tahrike değilim falan şeyleriyle, izin verin bir kurşun atsın ceza almadan. Aynı şey, işkencelerden kurtuluruz be. Ha? Veya bu park kafedeki o kadar linççiye beyzbol sopası verdi. Ne darbeleriydi kafamda. Kaç linç yedi, kaç kişi beyzbol sopası. İlk defa o şeyle başladı. Bak oğlum git. Senaryosuna benzer şekilde. Ona vermişti sopayı. O böyle başının arkasını olmuş vurur gibi yapıyordu. Sonradan elinden aldım sopayı. Fakat diğerleri kafamı kırdılar be. İki gün, ne iki gün diyorum ya, iki hafta başım ağrıdı böyle. Beyin ameliyatı geçirmişim gibi. Onlara şey verin, ninja kılıcı. Onunla kessinler kafamı. Bu da diğer dünyadaki bütün hayvan sahiplerini getirsin buraya. Göstersin nerede sıçacaklar. Beni şikayet eden, önümü kesen, tuzağa düşüren, kocasını bana saldırtan, linç yediğim anda biraz elimi savurdum diye yere yığılan ve kafası kırık raporu olan, bana hastanelerde yer ayarlayan, hakim kararları çıkartan, gelsin bütün dünyanın hayvanlarını göstersin. Nereye sıçacaklar böyle parmakla, daha önce olduğu gibi. Bütün dünyadaki masumların yılını yapsın. Belki de yapmıştır bile. Evet, bu şekilde yok edilmenin, onlara hayvanlarını saldırsınlar mısın? Gelsinler onar onar pitbull'larla saldırsınlar, parçalasınlar beni, iş bitti. Niye uğraşıyorsunuz böyle? Hı? Çok fazla zorluk mu çıkardın? Sinekleri çok mu özlüyorsunuz? Onları çok seviyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü birilerine saldırtıyorsunuz böyle. Yoğunlaşarak. Yok ediyorsunuz. Bunu bebelere de yapıyorsunuz. Doğum hastanesinde. Çok özlediğiniz besbelli. Doğayı da çürütüyorsunuz ağaçları. Tarıma da saldırtıyorsunuz. İnsanlar aç kalsın. Bozuk şeyler yesin. Mikroplu şeyler yesin. O kadar.